Altaş TV ana haberden iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Birçok haberimiz var. Gündemi yakından ilgilendiren iki de bağlantımız olacak. Canlı bağlantı gerçekleştireceğiz kitap fuarına. Ardından bir de Gölköy'e telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Gölköy'de yarın önemli bir sempozyum var. Detaylarını alacağız. Ama öncesinde haberleri sizlerle paylaşacağız. Ve ilk haberimiz de vatandaşların, Karadeniz'in aylardır ana gündem maddesi olan fındıkla alakalı. Fındık fiyatı biliyorsunuz Ordu Ticaret Borsası kısa süre önce 2 yıl aradan sonra fındık fiyatı açıkladı. Fiyat 12 lira olarak açıklanmıştı. Ve bu fiyat 12 lira olarak açıklandığında serbest piyasada fındık 13 lirayı görüyordu. Zamanla serbest piyasada bu fiyata ayak uydurdu diyelim. Ve serbest piyasada fındık fiyatı bugün itibariyle 11 lira 80 kuruşa kadar indi. Ordu Ticaret Borsası'nda fındık fiyatı haftalardır değişmedi. Borsa tabelasında fındık fiyatı 12 lirada çakılı kaldı. Fiyat borsada değişmezken manavlarda da düşüşe geçti. Borsa ilk fiyat açıkladığında 12-13 lira arasında olan rakam, borsanın fiyatları yükseltmemesi nedeniyle daha da aşağıları gördü. Serbest piyasada fındık fiyatı 11 lira 80 kuruşa kadar geriledi. Kimi manavlarda yerli fındığı 12 liradan, çakıldak fındığı ise 12 lira 50 kuruştan almaya devam etti. Fındık 2 haftadır sabit duruyor. 12 lira, 13 lira arasında gidip geliyor. Randımanına göre, kalitesine göre değişiyor. 12 liranın altına vergi kesintisiyle düşüyor tabii ki. 50 randıman fındık 12 liranın altına düşüyor. Randıman yükseldikçe fındığın fiyatı yükseliyor. Yani kalite arttıkça değeri, fındığın değeri artmaktadır. Yani 2 haftadır değişen bir şey yok. Bu haftada hafta başı itibariyle de fiyatlar yine aynı şekilde devam ediyor. Düşecek mi, yükselecek mi, buna karar veremiyoruz. Yani düşebilir de, yükselebilir de, 2 haftadır yerinde saydığına göre veya bu şekilde sabit de kalabilir. Geliriz. Şu andaki durum bu. Tabii fiyat borsa tarafından düşük açıklanınca herhalde serbest piyasada ona ayak uyduruyor ve her geçen gün fiyat düşüyor. Ve fiyatın düşmesi de aslında bir anlamda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin piyasaya girmesi gerekliliğini tekrar ortaya koyuyor. Fındıkla ilgili haberimiz bu şekildeydi. Önümüzdeki günlerde Toprak Mahsulleri Ofisi artık girer mi? Girerse artık çok geç mi? Faydalanan üretici olur mu? Onlar konuşulur illaki. Şimdi sosyal medyanın tamam yararları var ama zararları da çok. Mesela yalan haber çok hızlı şekilde yayılmakta sosyal medyada. Art arta iki haberimiz var. İki haber de sosyal medyada yayılan yalan haberlerle alakalı. İlki elektronik denetleme sistemi. Biliyorsunuz Ordu'da elektronik denetleme sisteminin her şeyi hazır. İçişleri Bakanlığı'ndan gelecek Unay'da birlikte Ordu'da sistem devreye girecek. Henüz girmedi. Ama sosyal medyada görünen o ki artık bunu spekülasyon mu diyelim, ne diyelim, sosyal medyada yayılan haberlerle birlikte birçok vatandaş EDS'nin devreye girdiğini zannetti ama hal böyle değildi. Seçimlerin ardından açılması beklenen elektronik denetleme sisteminin ne zaman hizmete alınacağı uzun süredir merak ediliyor. Tüm hazırlıkları tamamlanan sistem kullanıma geçmek için gün sayarken sürücüler de ceza yememek için sistemin açılıp açılmadığını her gün konuşuyor. Özellikle sosyal medyada sistemin açılıp açılmadığını birbirine soran sürücüler son günlerde yeniden açıldı dedikodularına kapılmaya başladı. Bu kez hız koridorlarıyla sürücüleri kontrol edecek olan sistem henüz devreye girmedi ancak tüm hazırlıkları tamamlandı. Teknik anlamda çalışmaları biten elektronik denetleme sistemi EDS'de Büyükşehir Belediyesi tarafından tabela yerleştirme işlemleri de tamamlandı. Bugünlerde sürücülerin EDS için paniğe kapılmasına gerek yok. Ordu Emniyeti sistem tamamlanıp açılmasına karar verildiği takdirde bu haberi hem basın hem kamuoyuyla paylaşacak. EDS sistemi açıldığı takdirde öncelikle bir hafta boyunca yetkililer tarafından denemeleri yapılacak. Bu süreç vatandaşlara da haber verilerek EDS sisteminin bir hafta içinde devreye gireceği duyurulacak. Yani bu konuda inanacak olduğunuz yerler sosyal medya değil, resmi kurumlar olsun. Ordu Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı gibi zaten medya yayın organlarına bu bilgi verilmeden EDS açılmayacaktır. Şu an açıldığı ile ilgili bilgi kirliliği var. Onu da biz buradan düzeltmiş olalım.
Bir bilgi kirliliği de Ünye ilçesinde mevcut. Ünye ilçesinde bir kadına 5 Suriyeli tarafından tecavüz edildi ve kadının intihar ettiği videoları dolaşmaya başladı sosyal medyada. Ama yine olayın aslı bu şekilde değil. Görüntü geçtiğimiz günlerde Altınordu ilçesinde intihar eden bir vatandaşa ait. Ama bilgi çarpıtılmak suretiyle yeni bir olaymış gibi, yeni farklı bir durum varmış gibi sosyal medyada hızla yayıldı. Birçok vatandaş buna inansa da görüntüyü yakından tanıyanlar gerçeği anladı. Görüntüler 24 Eylül günü Altınordu'da hayatını son veren bir kadına ait. Son günlerde bu olayın farklı bir açıdan çekilmiş bu görüntüsü sosyal medyada ve internette hızlıca yayılmaya başladı. İnternette Ünye'de 5 Suriyeli tarafından tecavüz edilen genç kız hayatına son verdi haberleri ve video görüntüsü bir çığ gibi büyümeye başladı. Elbette Ünye'de böyle bir olay gerçekleşmedi. Ancak kimler tarafından hazırlandığı bilinmeyen bu görüntüler aslında Altınordu Yeni Mahalle'de başka sebeple hayatına son veren bir kadına ait. Sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin ne kadar üst seviyelere çıktığını gözler önüne seren bu sahte haber internette halen paylaşılmaya devam ediliyor. Başka illerde açılan sosyal medya hesapları tarafından da paylaşılan bu yalan haber, ordunun adının da böyle olumsuz konulara karışmasına neden oluyor. Sosyal medya iyi güzel de işte maalesef bu tarz durumlar da ortaya çıkabiliyor. Art arda iki haber izledik. İki haberin de durumu olumsuz yönüyle alakalıydı. Yani orada gördüğünüz her habere itibar etmeyin. Gerçek bir süre sonra ortaya çıkıyor. Şimdi jandarma komutanlığı ekipleri tarafından 13 Ekim tarihinde il genelinde huzur ve trafik güvenliği denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde haklarında arama kararı bulunan 34 kişi yakalandı. 9'u ise tutuklandı. Ordu Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri huzur uygulamalarına devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı'nca 13 Ekim 2018 günü il genelinde huzur güven uygulaması ve trafik güvenliği denetimi yapıldı. Yapılan huzur güven uygulamasında 2212 şahsın sorgulaması yapılarak çeşitli suçlardan aranan 32 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 9'u tutuklanırken aynı uygulamada 1314 araç da kontrol edildi. Kontrolü yapılan 18 araca 3466 lira cezai işlem uygulanırken 18 araç trafikten men edildi. Öte yandan yapılan trafik güvenliği denetiminde çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalandı. Aynı uygulamada 532 araç kontrol edilerek 48 araca 30.917 lira cezai işlem uygulandı. 16 araç trafikten men edildi. Ordu Valiliğince yapılan açıklamada kamu düzeni ve huzurunun devamı maksadıyla yapılan huzur ve güven uygulamalarına devam edileceği bildirildi. Efendim şimdi canlı bağlantımız olacak az sonra ama bağlantı öncesinde bir haber daha sizlerle paylaşacağız. Avrupa'dan, Avusturya'dan bir haber. Geçtiğimiz hafta dün bahsetmiştim. Avrupa'daydık. Almanya, Hollanda ve Avusturya'yı ziyaret ettik. Bu arada sosyal medya üzerinden Naci Nebioğlu Dortmund'dan selamlar demiş. Aleyküm selam diyelim. O bölgelerdeydik. Dortmund, Avusturya'da St. Johann Pangau bölgesindeydik. Şöyle Avrupa'da bir ordu var adeta orada. 10.200 nüfus var St. Johann Pangau dediğimiz bölgede. Nüfusun yaklaşık 1.200'ü Türk. Bunun %90'ı ordulu. Hatta her ordulu'dan 9'u da neredeyse Ulubeyli. Avrupa'nın küçük ordusunu taşıyacağız şimdi ekranlara. St. Johann Pangau, Avusturya'nın Salzburg kentine bağlı doğal güzellikleriyle ünlü yerleşim yeri. Turizm merkezi olan Pangau'ya küçük ordu demek de mümkün. Burası Avusturya'nın Salzburg kentine bağlı St. Johann Pangau bölgesi. Nüfusu 10.200. %10'u Türk. Her 10 Türk'ten 9'u ise ordulu. Türk'üm. Nerelisiniz? Orduluyum. Türk'üm. Nerelisiniz? Ordu Fatsa, Yavaş köyünden. Türk'üm. Nerelisiniz? Kabadüz, Ordu Kabadüz'den. Türk'üm. Nerelisiniz? Ordu Mesudiyet Harcabaşı köyünden. Türk'üm. Nerelisiniz? Orduluyum tabii ki. Koşaca Ulubey köyünden. Bölgeye giden orduluların doyduğu yer olan Pangau'da resmi kurumlarda çalışan görevliler de ordu gerçeğini kabul etmiş durumda. Yani burası bizim ikinci ordumuz. Yani burada devletler de yani
kamu kuruluşlarında da genelde biliyorlar ki hiç sormadan direkt Ordu diye yazabiliyorlar işlemlerde çoğu zaman. Biz uyarmazsak genelde burası bir Ordu. Yani burada biz yabancılık çekmiyoruz. Hepimiz eş dost, aynı yörenin insanıyız, aynı toprağın insanıyız. Avusturya'nın küçük ordusu sadece insanı değil doğasıyla da ordu yaratmıyor. Bitki örtüsü doğal güzellikleriyle hem yaz hem de kış aylarında turistlerin uğrak noktası. Bölgedeki ordululuarsa geçimlerini fabrikalarda ya da inşaat sektöründe çalışarak sağlıyorlar. İşten ayrı kalan zamanlardaysa Pongao'yu ordu gibi yaşıyorlar. Evlerinin bahçesinde pancar bile yetiştiriyorlar. Aralarında arıcılık yapan dahi bulunuyor. Yerleşim yerinin merkezinde bulunan camide ise Türkler dinlerini yaşıyor. Pongao'daki ordulular bir arada olmaktan oldukça mutlu. Ordu'yu, Karadeniz'i hakikaten birebir yaşıyoruz. Karadeniz'in her türlü ürününü burada bulabilirsiniz. Dertlerimizi paylaşıyoruz derneğimizde, efendime söyleyeyim, her türlü faaliyetler burada var. Ülkemizde sadece bir özlem var ya, vatan hasreti var. Başka da şükür olsun bugünlerimize, herhangi bir sıkıntımız buralarda yok. Küçük ordu olarak nitelendiğimiz bu Sankyo'nun Pongao'da nüfus olarak biraz kalabalık olmamıza rağmen örf adetlerimizi hiçbir şekilde aksatmadan yaşama sevinci içerisinde. Hatta bizim bir özelliğimiz var. Bunu da herkes özellikle katılabilir yani. Biz birbirimizle küs de olsak, dargın da olsak, kırgın da olsak bizim hiçbir zaman düğünümüz, bayramımız, cenazemiz hiçbir zaman bu kırgınlıklara el vermeyip daha güzel bir şekilde bu kırgınlıkları bir kenara atırıp da daha güzel bir şekilde yaşamamıza imkan veriyor. Bir ordu olarak ordudaki gibi yaşıyor. Hiçbir sorunu yok. Toplumumuz hep ordulu aşağı yukarı. Burada ailecek gidip geldiğimiz ordulu. Ailecek gidip geliştirmez. Orada nasıl yaşıyorsak burada aynı şekilde yaşıyoruz. Burası %99 ordulu bizim cami. Burada ordular gibi aynen yaşıyoruz. Geziyoruz, dolaşıyoruz. Coğrafya ne kadar benzese, ne kadar ordulular olarak iç içe olsalar da hepsinin ortak noktası orduya duydukları özlem. Efendim gerçekten şu da var, oradaki küçük ordu misafirperverliği de misafirperverlik özelliği de alkış hak ediyorlar. Özellikle buradan Aşkın Bey, Çetin Bey, Muharrem Bey, Aziz Bey başta olmak üzere oradaki tüm ordulara selam yollayalım. Misafirperverlikleri sebebiyle de teşekkür edelim buradan. Canlı bağlantımız var. Oradaki arkadaşlarımızı da çok bekletmeyelim. 1. Ordu Ulusal Kitap Fuarı'nda Ayşenur Gürsoy şu an kameraların karşısında ve Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan var yanında. 1. Ordu Ulusal Kitap Fuarı'nı değerlendirecek. Evet Ayşenur, daha fazla bekletmeyelim sizi ve sözü sana bırakalım. İyi yayınlar Gökhan Gül. Şu anda Ordu 1. Ulusal Kitap Fuarı'ndayız. Fuar hakkında genel değerlendirmeyi yapmak üzere Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan bizlerle. Başkanım, fuara ilgi nasıl şu anda? Nasıl bir beklentiniz vardı? Beklentileri karşılıyor mu ilk olarak? Bunları soralım sizlere. Teşekkür ederim. Önce tüm orduya iyi akşamlar diliyorum. Tabii fuardan beklentimiz rakamsal olarak söylemek gerekirse biz en az 100 bin üzerinde bir ziyaret bekliyoruz. 100 bin üzerinde derken bu artık üzerine ne olursa olsun 200-300 bin. Tabii 100 bini geçelim istiyoruz. Tabii beklentimiz bu ama şu ana kadar gayet iyi gidiyoruz. Çünkü 40 bini geçtik çok şükür. Tabii dönüşler fevkalade, yani beklentimizi yakalayacağımızı umuyoruz. Ve hatta işin bunun sonunda sanayım söylemek isterim. Bir davetimiz olacak çünkü bütün ordu için bunu yapıldı. Burada bir panayır var, burada bir festival var. Yani fuar derken olay sadece fuar değil, bir festival var ama kiraz festivali değil burada festival, kitap festivali. Dolayısıyla kişi gelir bir kilo kiraz alır festivalde, evine gider ve çöpe gider kalanı malum. Ama bir kitap alır, kütüphanesine koyar. Ve hem çocuklara dahi ışık olur. O yüzden evet, yani beklentilerimiz inşallah çok ve bekliyoruz, umuyoruz ve ulaşacağımıza inanıyoruz. Evet başkanım, açılışı cuma gün gerçekleştirdik. İlginin güzel olduğunu söylediniz. Cuma gününden bu yana çok çeşitli etkinlikler düzenlendi. İmza günleri, söyleşiler gerçekleşti. Bundan sonraki günlerde geri kalan 6 günde vatandaşlar burada neler bekliyor? Yine aynı şeyler bekliyor.
Tabii imza günleri devam ediyor, söyleşilerimiz devam ediyor. Hatta enteresan, kitabı tükenip, getirkebi tükenen yayın evleri var. Kitap takviyesi yapacağını söylediler. Yani kitaba ilginin de artarak çoğalması. Yani aynı etkinlik, hiç tempo bozulmadan son güne kadar aynı sıcaklığıyla ve aynı azimle devam edecek. Teşekkür ederiz. Peki başkanım, açılışa da siyasi isimler katıldı, söyleşilere de katıldılar. Fuardan geri dönüş nasıl? Size tepkiler nasıl? Şu anda tepkiler çok güzel. Fevkalade. Bilhassa az önce yine standları gezdim. Yan evlerinde görüşmeye söyledim ya az önce. Bazı yan evlerin kitabının bittiğini, ilgi çok iyi ki kitapların tükendiğini ve yeni kitaplar getireceklerini söylediler. Yani bir herhangi biri ufak bir mazeretle belirtmedi. Herkes memnun. Ve tabii seneye de inşallah herkesi biz bekliyoruz burada. Dönüşler çok güzel. Dönüşler de güzel dedik, etkinlikler de devam edecek dedik. Aynen. Vatandaşlara. Peki başkanım, son olarak şeyi soracağım. Ordulara buradan tavsiyeleriniz nelerdir? Buraya davet mesajı alalım sizden. Evet, bana göre en güzel soru bu. Orduları buraya bekliyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz. Okumak için, kitap almak için, bu gibi gelişmenin devamı için, çocuklara iyi örnek olma için her yaşta insanı okursun okumasın burada bekliyoruz. Çünkü amaç bu insanları okuma alışkanlığı meydana getirmek. Okumuyorsak cahiliz. Cahili ne? Hiç kimsenin kabul etmeyeceği bir unsurdur cahillik. Dolayısıyla okumak zorundayız. Çok okumak zorundayız. İşte ülkenin daha iyi yere gelebilmesi için. Dünyada sıcak savaş bitti. Soğuk savaş bitti. Sıcak savaş var. Sıcak savaş masa savaşlarıdır. Kültürlü, bilgili bir toplum boyun eğmez. Geri kalmaz. Biz tüm orduları bu kalan 5 günde burayı lütfen, yani ne kadar gelebiliyorlarsa, 100 bin rakamları az olsun. Seneye daha bir şekle yapalım bunu inşallah ve şurada iyi örnek olsun. Okumaktan daha güzel bir eylem düşünemiyorum. Sorsalar ki bana en iyi hobi nedir? Okumak derim. Tüm orduyu, tüm orduları, hatta çevre ilçeleri, çevre ileride buraya bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Tüm halka sevgiler, saygılar ve iyi akşamlar. Gökhan Gül, burada çok güzel bir atmosfer var. Başkanımız evet davet etti ordu vatandaşları, ama biz de buradan bir kez daha davet ediyoruz ordu ve çevre ilçelerdeki vatandaşları. Buradan aktaracaklarımız bu kadar. Sözü tekrar stüdyoya bırakıyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz Ayşenur sana da. Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan kitap fuarına olan ilgiyi anlattı ve halkı kitap fuarına davet etti. Bulunmaz bir nimet. Tüm yani istediğiniz kitapları bulabileceğiniz bir yer. Pazar gününe kadar da açık. Vatandaşlarımız mutlaka burayı ziyaret etmesi gerekiyor. Yani bu fırsatı kaçırmaması gerekiyor bir nevi. Onu belirtebilirim. Sıradaki haberimizle devam edelim. Az önce huzur ve trafik güvenliği denetiminden bahsetmiştik. Bununla kalmadı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerle birlikte. Nasıl denetim? 10 ekip 7 ve 14 Ekim tarihleri arasında 24 saat esaslı olmak suretiyle denetimler gerçekleştirildi ve bu denetimler kapsamında 177 sürücüye park yasaklarını ihlal ettiği için 19.116 Türk Lirası para cezası kesildi. 7-14 Ekim tarihleri arasında 24 saat esaslı 10 ekip devreye çıktı. Denetim gerçekleştirildi ve park ihlali yapan, hatalı park yapan 177 araç sürücüsüne 19.116 Türk Lirası para cezası kesildi. Uyarıyoruz mesela engelli vatandaşlarımızın çıkacak olduğu veya inecek olduğu, kaldırımdan inecek olduğu yerlerdeki alanlara dahi araba bırakan duyarsız vatandaşlarımız var. Uyarmak da olmadı. İnşallah bu cezalar caydırıcı olur diye temenni ediyoruz. Bilgiyi sizlerle paylaşalım. Devam edelim. Bir başka bir ekranlara taşıyalım. Orduların merakla beklediği Ordu Müzesi projesi kamuoyuna tanıtıldı. Proje ihalesi Ordu Valiliği Yatırım, İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılan Ordu Arkeoloji Müzesi'nin hazırlanan projesiyle ilgili. Vali Seddar Yavuz, yüklenici firma yetkililerini makamında kabul etti. Vali Yavuz'a makamında projeyle ilgili sunum yapan yetkililer, projenin son haliyle ilgili bilgiler verdi. Vali Seddar Yavuz'un girişimleri, Kültür ve Turizm Eski Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'un desteğiyle Ordu'nun önemli yatırımları arasına giren Ordu Arkeoloji Müzesi sunumunu izleyen Vali Seddar Yavuz, projede gördüğü eksiklikler ve teknik ayrıntılar konusunda görüş ve önerilerini dile getirdi.
Ordu Arkeoloji Müzesi'nin ordunun kültürünü yansıtan bir müze olmasını isteyen Vali Yavuz, müzede yer alacak teşhir salonlarının, fuaye alanlarının fonksiyonel olmasını, sosyal donatı alanlarının iyi planlanmasını, ses ve akustik sistemin düzgün olmasını, park alanı planlamasının iyi yapılmasını istedi. Vali Seddar Yavuz'un görüş ve önerileri doğrultusunda Ordu Arkeoloji Müzesi projesine son şekli verilecek ve Ekim ayı sonuna doğru Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulacak. Ordu Müzesi yaklaşık 10 bin metrekarelik kapalı alanı, 3 bin metrekare açık kullanım alanına sahip, 750 kişilik konferans salonunun yer alacağı, özel teşhir alanları, fuayeleri, sergi alanları, dinlenme ve yeme içme mekanları, idari birimler, eğitim salonları, depolar gibi yapıları barındıran bir proje olacak. Tabii ki Kurul Kalesi'nden çıkan tarihi eserler de burada hem orduların hem de turistlerin ilgi odağı olmuş olacak. Umarız kısa süre içerisinde tamamlanır diye temenni ediyoruz. Sıradaki haberimiz Büyükşehir ile alakalı. Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı ikinci birleşim toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş önemli mesajlar verdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş başkanlık etti. Toplantıda yayalaştırılan Süleyman Felek Caddesi'ne vatandaşların can güvenliği için motorlu araçların girmemesi kararı alındı. Yayalaştırdığımız yolda biz motorlarla cirit atsınlar diye yayalaştırmıyoruz. Bisiklet de özellikle çünkü... Hadi gir, çocuklardır genellikle, gençlerdir belki, girme demenin ötesinde bisiklet eğer kullanılacaksa, ki bana göre bisiklet yolu değil orası. Ama buna rağmen kontrollü bir şekilde zabıtanın, illaki resmi değil, sivil ve resmi zabıtaların kontrolünü istiyoruz. Özellikle bu noktadaki eksiği kapatmak için. Yani bir daha da can güvenliğini sıkıntıya atacak. Özellikle egzozlu hiçbir araç, yani bu mobilet olur, bu motor olur, girmeyecek. Yani özellikle söyleyeyim. Otopark ücretlerinin de gündeme geldiği toplantıda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, mevcut sistemin devam ettiğini ancak vatandaşları rahatsız etmeyecek fiyatların oluşması kanaatinde olduğunu söyledi. Otoparklarla ilgili olan konuda 2019-2024 vizyonu içerisinde kurumsal yapının ne olacağını tekrardan ilan edeceğiz, ama mevcut durumun şu anda devam ettiğini, devam eden kurum içerisindeki bu yapının, yani belediye olarak bu yapının sürdürülürken fiyatlamaların tabii ki çok rahatsız edici olmayacak şekilde düzenlemesi gerektiği kanaatimiz var. Başkan Tekintaş'ın konuşmasının ardından komisyonlardan gelen raporlar görüşüldü. Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Kasım ayı meclis toplantısı tarihinin belirlenmesiyle toplantı sona erdi. Perşembe ilçesinden bir haberle devam edeceğiz. Perşembe ilçesinde zil sesi tarihi oldu. Sebebi ise sakin şehir konumuna uygun olması. Yani biliyorsunuz Perşembe ilçesi Sittaslov, yani sakin şehir. Sakin şehirde zil sesi olmaması ve öğrencilerin daha fazla sorumluluk sahibi olması adına zil sesleri artık tarihi oldu. Perşembe ilçesinde okullarda sakin şehir konseptine uydu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan zilsiz okul projesi kapsamında ilçedeki 6 okulda artık zil çalmıyor. Hem sakin şehir konseptine uymak hem de öğrencilere sorumluluk bilinci yüklemek adına geçilen uygulamayla öğrenciler ders ve teneffüs sürelerinde saatlerinden takip ediyorlar. Perşembe İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çulfaz, uygulamanın öğrenciler ve ilçeye katacaklarını anlattı. Yaklaşık 10 gündür devam ediyor. Bu proje neticesinde öğrencilerimizin zamanı kontrol edebilme, kendi kendilerine hem derse giriş ve hem de çıkışlarını kontrol edebilme kabiliyetlerini geliştirme, artı zamanlama ve programlama kabiliyetleri artsın diye böyle bir proje kararı aldık. İlçe merkezimizde 6 tane okulumuz var idi. Bu okullarımızda zil çaldığında ilçenin her tarafından zil sesi duyuluyordu. Artık bu zil seslerini duymuyoruz. Hakikaten sakin şehir konseptine uygun okullarımız da aynı şekilde sükunete ermiş oldu. Öğrenciler de uygulamadan oldukça memnun. Yani saatleri kendimiz belirledik. En azından üzerimizde bir sorumluluk oldu. Hani bunun bilincinde olduk.
onu ayarlayarak kendimiz dışarı çıkıyoruz, içeri giriyoruz. Yani hiç olmazsa kendi bilincinde, yani onun bilincindeyiz. Bu zil uygulamasını çok beğendim. Çünkü bize yani zamanı denetlemeyi, kontrol etmeyi öğretti. Derse girerken çıkarken kendimiz ayarlayıp kendimiz çıkıyoruz. Yani bu bize bir sorumluluk yüklemiş oluyor. Bu yüzden her öğrenci kendi zilini kendisi belirleyip çıkabiliyor. Bu proje bize zaman kavramını ve zaman nasıl kullanmamız gerektiği hakkında büyük bir sorumluluk verdi. Bizim için güzel bir uygulama. Beğenerek de yapıyoruz. Bir sıkıntı yaşamıyoruz. Şimdi oldukça keyifli bir haber var sırada. Ordu'da yaşanan olayda sahibi tarafından civcivken satın alınan horozun ölü taklidi görenleri şaşırtıyor. Sahibi tarafından henüz civcivken alınıp büyütülen horozun oyunu görenleri şaşırtıyor. Ordu'nun Ulubey ilçesi Kardeşler Mahallesi'nde çekilerek WhatsApp ihbar hattımıza ulaştırılan görüntülerde horoz ölü taklidi yapıyor. Ölü taklidini sahibiyle oyun haline getiren horoz dakikalarca hareket etmeden yatıyor. Bugüne kadar köpeklerde görmeye alışkın olduğumuz ölü taklidini horozun yapması şaşkınlığa neden oluyor. Numaracı horozun ölü taklidi izleyenleri gülümsetiyor. Şunu da belirteyim, WhatsApp ihbar hattımıza gelen bir görüntüydü. Haberlerimizin altında ihbar hattımızın numarası var. 0532 541 2452 numaralı ihbar hattımıza siz de haber değeri taşıyan görüntülerinizi yollayabilirsiniz diyerek tekrar fuara uzanıyoruz. Fuarda yazarlar tarafından söyleşiler de gerçekleştiriliyor. İlgi de yoğun oluyor. Şimdi bu söyleşilere göz atıyoruz. Ordu 1. Ulusal Kitap Fuarı devam ediyor. 130 yayın evi ve 100'e aşkın yazarın yer aldığı fuar kapsamında düzenlenen söyleşilerse fuara renk katıyor. Fuarda sanatçı, yerel ve ulusal yazarların yanı sıra eğitim camiasının önemli isimleri renkli söyleşiler gerçekleştiriyor. Bu topraklar üzerinde rahat okuyasınız. Onların kemiklerini sızlatmak istemiyorsanız karnenizde hiç iyi not olmamalı. Fuarın ilk gününden bu yana sunucu Bekir Develi ve Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Tarık Yarılgaç'ın yanı sıra çok sayıda önemli isim söyleşi düzenledi. Genç yaşıyor. Ben iki ayda bir kitap bitiriyorum. Az önce elimi kaldırmadım hocama. Direkt böyle söylediği için bize bakmaz zaten. O yüzden de bilmiyorum. Eğer kitap okumuyorsanız hakikaten körsünüz, topalsınız. Gerçekleşen söyleşilere Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan'ın yanı sıra protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Aslında elindeki var olan farklı sanatı, mesleği, bilgiyi, beceriyi bir şekilde bir araya getirip armonik olarak ortak enerji ve ortak proje çıkarmaya gayretinden bir ekip. Biz yerine ziyaret ettik, orada bulunduk, sohbet ettik. İnşallah zaman zaman yine bir araya geleceğiz. Bu güzelliklerle yola çıkmış olmaları ve Ordu için gönüllerinin var olması, kalplerini atıyor olması son derece önemli. Biz bu vesileyle tekrardan çok teşekkür ediyoruz ve devamını diliyoruz. Ordu Ulusal 1. Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen söyleşi programları fuarın son gününe kadar devam edecek. Efendim bu haberle bülteni noktalıyoruz. Saat 20'de Ordu Yönetenler programında Funda Altay Şimşit'in konuğu Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen olacak. Gülyalı hakkında, bölge hakkındaki öğrenmek istediğiniz ne varsa bu programda takip edebilirsiniz. Yarın akşam 18.30'da tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.